Bilgi evim Emre VR. Wow, oh my god. Üniversiteyi bitirdiniz, master yaptınız. Başka bir master türü daha yaptınız falan filan. Neyse yıllar geçti bilmem ne falan. Artık iş hayatına atılacaksınız. Genç bir delikanlı olarak diyeceğim de artık 30'una 35'ine dayanmışsınız. Bütün bunlar olduktan sonra artık iş hayatına atılacaksınız 30'lu yaşlarınızın başlarında. Askerlikmiş bilmem ne, belki de çaktınız okulda 1-2 sene neyse. Ve 3-5 sene bir yerde çalışıyorsunuz. Yaşınız geliyor 35, 36, 37. Belki 40. Ve CEO diye sizi Kazakistan'da bir telekom şirketi Amerika'dan, siz Amerikalısınız, Amerika'dan sizi bir telekom şirketi gel diyor, bizim diyor şirketimizin diyor, yani telekom şirketi anlayın işte, Türk Telekom gibi yani işte. Heh. Türk Telekom sizi çağırıyor kardeşim Kazakistan'dan, Türkiye'den diyelim hadi neyse. Kazakistan diyoruz, hikayemiz orada geçiyor. Kazakistan'dan çağırıyor ve diyor ki gel diyor, bizim CEO'muz ol diyor. İşte bir anda böyle efendim işte müdürken Amerika'da birden CEO oluyorsunuz falan. Şirketin sizi bayağı böyle başına geçiriyorlar. İşte bilmem kaç milyon bilmem ne size bilmem ne yapıyorlar. Bizimle niye buluşmuyorsun diyor. Valla ben dışarıda beni görenler tanıyanlar yanıma geliyorlar. Selam verenler oluyor. Onlarla birlikte çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz, oturuyoruz, bisiklete biniyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Valla yani dışarıda görmüyor. Yoksa ben şu değilim yani. Enes Batur değilim ben yani, kalkıp da arkadaşlar şu gün işte efendim AVM'yi kapıyoruz, şurada buluşacağız, şu gün şurada bunu yapacağız falan yok bende. Yok yani. For New Yorker Mark Seidenfeld, it was the chance of... Bakın şimdi adamımız bu. New Yorklu Mark Seidenfeld adında bir adam bu. Amerika'da çalışmış etmiş bilmem ne, sonra günün birinde Kazakistan'ın bakın gerçek hayattaki hali bu. Adamın başına gelmedik kalmamış kardeşim. Evet, bu rüya gibi işliyor. Cehenneme döndü falan filan diyor ve sonunda diyor kendini diyor bir hapishanede buldu falan filan. Şimdi olay şimdi başlıyor. Şimdi New York'ta çok güzel işi var, gücü var, çalışıyor. Ayda 50 milyar, 60 milyar para alıyor. Bilmem ne şirketinde müdür falan. Ondan sonracıma. İşte yeni bir şey arıyordum diyor o dönemde diyor. 42-43 dakika sürüyor. Ben çok uzatmayacağım bunu. İşte efendim diyor böyle bir teklif geldi bana diyor. Yurt dışında. Ha ilanlara bakıyordum diyor. İlanlara bakıyordum diyor. Teklif meklif değilmiş aslında. Burada diyor Kazakistan'da diyor Almaty adında diyor bir şirket var. Bak burada görüyor musunuz ilanlarda, bak Almaty. 011+7 31 35 550 051 diye de burada böyle videoda, muhtemelen bu edittir tabii, gerçek değil olmayabilir, gerçek değildir tabii. İş ilanlarında işte Chief Executive Officer, CEO işte oğlum, CEO. Heh, nedir CEO? Hayatında CEO mu gördün? CEO işte. Ondan sonracığıma Kazakistan'da diyor CEO arıyoruz diyor. Ben de dedim ki diyor, ha bu çok havalı diyor, dur bakalım bir deneyelim diyor falan. Şimdi diyor bir fax attım diyor bunlara diyor falan. Ve diyor yaklaşık diyor bir 48 saat sonra bana telefon geldi diyor. Hemen diyor gelin diyor, görüşelim sizle diyor. Çok erken oldu bu benim için diyor, 48 saat içinde diyor. İşte kalkmış bu Amerika'dan kalkmış. Şeye gitmiş kardeşim, adını söyle. Amerika'dan kalkıp Kazakistan'a uçuyor. Hiç bilmediği gitmediği bir ülke, ki 3. dünya ülkesi falan diyor zaten videoda da. Kuralları, kanunları bilmem neyi cartı curtu, bana uymaz diye. Neyse kardeşim, başlıyor şimdi New York'tan uçmaya. Almaty'ye geliyor. Kazakistan'ın yeni telekom şirketinin başına geçmek için. İnerken diyor böyle bir dağlık bir alan vardı diyor. Çok fena diyor işte efendim diyor. Ondan sonracığıma diyor. Neyse işte havaalanına geldim diyor. Şimdi arkadaşlar olay bu. Ben çok uzatmayacağım sizin için, tamam mı? Çok fazla şey yapmak istemiyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum, tamam mı? Bu işte geliyor şimdi kardeşim böyle şirkete, işte başlıyor orada çalışmaya. Oo diyor, bak diyor yeni işim diyor. İşte efendim diyor 5 milyon dolar da bana para verdiler diyor. 5 milyon dolar bir yıllık diyor, anlaştım diyor. 5 milyon dolar para diyor. Sonra işte kutlama yapıyorlar, mutlama yapıyorlar işte böyle. İçkiler bilmem neler, parti yapıyorlar falan. Derken
Parti çok güzel giderken böyle muhabbet falan dönerken birdenbire içeri biri giriyor. Başlıyoruz. İçeri giren bu adam. Adamın adı Murat. Murat. Ya adam D ile söylüyor da yani bu değil de bizim CEO olan D ile söylüyor. Murat diyor. Herhalde bilmiyorum Türk olabilir mi yani ya da ne bir başka bir şey bu. Başka bir ülkeden de falan olabilir tabii. Başlama yine şimdi Arapça, Muarapça, muhabim memle muhabbetlere falan. Boş yapmayın. Bu adam içeri giriyor ve böyle gizemli bir adam. Güzel böyle kıyafeti falan bilmem neyi. Uzun boylu yapılı böyle. Murat Zunusov'muş adamın adı. Gülüyor mülüyor ama tam böyle bir adam Miken tayfadan. Falan. Evet. Bu işte şirketleri birbirine bağlıyor bilmem ne yapıyor. Harika bir etki bıraktı üzerimde diyor ilk başta diyor. Vay anasın dedim giyime bak kuşama bak karizmaya bak bilmem neye bak falan filan. Herif böyle bir herif. Sonra bununla tanışmak istemiş bu yeni CEO ile falan. Gel kanka demiş tanışalım manışalım bilmem ne. İngilizcesi falan da çok iyi falan derken konuşmaya başlamışlar ilk defa tanışıyorlar falan. Fakat bu adam bunun bizim adamın CEO'muzun çalıştığı yeni şirketinin hissedarı. Ve bundan öncekine de aynı şeyi yapmış. Birazdan anlatacağım şeyi yapıyor. Bizimkiyle güzel güzel geçiniyor. Harika her şey yolunda gidiyor falan. İşte yeni CEO bilmem ne. Bizimki çalışıyor ediyor bilmem ne yapıyor. Ardından efendim günün birinde birdenbire Vlad sinirleniyor. Şirketin diyor şeyi düşüyor diyor. Hissesi düşmeye başladı diyor borsada diyor. Ve bizim CEO'ya birdenbire çıkışıyor ilk toplantının ortasında. Ben Murat'ım diyor. Anladın mı lan beni diyor. Sıçarım diyor senin ağzına diyor. Sen diyor CEO'ysan CEO'sun bana ne lan diyor. Ben diyor bu şirketin diyor sahibiyim lan diyor. Beceremiyorsan git ulan diyor. Buna kızıyor tamam mı? Bunun daha birinci haftası daha. İşe başlayışının birinci haftası ama. Ardından Murat kafayı yiyor falan filan derken ayda mumbar surat sağ ol donatın için. Murat. Neyse kardeşim bütün bunlar olurken falan bilmem ne. Murat şey yapıyor. Arkadan biraz iş çeviriyor falan. Tamam mı? Ve bu da diyor ki ben diyor artık seninle çalışamayacağım diyor. Git bu şirketten diyor. Fakat atladığı bir şey var. Bilmediği bir şey var. Murat bunu çağırıyor Murat'ı yanına. Bu bütün bunlar yaşanmış bu arada gerçekten tabii. Git lan bu şirketten diyor falan. Murat kızıyor falan böyle. Tamam mı? Ne oluyor lan diyor. Kavga mı edeceğiz diyor. Git lan falan diyor. Sonra bu gidiyor falan ama sen göreceksin diyor Murat falan. Neyse uzat. Şimdi bayağı bir ilerletiyorum. Bütün bunlar olduktan sonra. But it was only through bidding $5 million. Murat şirketi tamamen satın alıyor. Bir anlaşmacı olduğu için diğer şirketlerle bir para babasıyla anlaşıyor ve şirketi tamamen satın alıyor. Fakat şirketi normal satışından $5 million daha fazla değere satın alıyor. O $5 million da veriyor. Mesela 100 milyonsa 105 veriyor. Ardından bu kendisini egale etmek isteyen bizim CEO'muza diyor ki senin şimdi ağzına sıçtım. $5 million fazla verdim ki hakim önünde, dava önünde bakın benim parama kondu. Benim paramı çaldı, bana paramı geri vermiyor diye bir de ülkeden kaçtı diye suçlamak için. Ve bizim adam CEO'ya $5 million aldığı o $5 million aynen borçlandırıyor Kazakistan hükümetine. Yani manyak bir olay ve bunun peşine düşüyor falan filan tamam mı? Ardından bizim adam göt korkusundan Kazakistan'dan uçuyor kaçıyor kardeşim. Hemen bir uçağa atlıyor kaçıyor. Çünkü hapse girecek bilmem ne olacak falan. Ondan sonra Amerikan embasiye gidiyor. Embasiye Amerikan elçiliğine konsolosluğuna gidiyor. Orada işte durumu anlatıyor. Amerikan konsolosu diyor ki sen diyor kardeşim diyor şu anda diyor Texas'ta değilsin diyor. Benim senin için yapabilecek hiçbir şeyim yok. Sen diyor artık kendini kurtaracaksın. Bu $5 million senin boynun borcun. Bunu ödeyeceksin diyor.
falan. Adam kafayı yiyor kardeşim. Atlıyor, kaçıyor uçakla. Rusya'ya kaçıyor. Rusya'ya kaçıyor. Orada işte bir kadınla tanışıyor falan. Natya ile tanışıyor falan. Bak burada Natya ile tanışıyor ilk defa. Kadın bu. Gerçek hayattaki Natya. Ondan sonra Cima. Neyse işte sonra hapse düşüyor herif falan filan bilmem ne. Herife işkence ediyorlar. Murat da cigarayı tüttürüyor. Çıldırıyor böyle. O ye falan diyor. Nasıl koydun falan diyor. Adamın ağzına sıçıyorlar hapishanede. Dövüyorlar, mövüyorlar. Adamın götü donuyor. Gecenin karında şişe alıyor. Şişeyi gidiyor. Habire su, sıcak su dolduruyorlar şişeye. Şişeye sarıla uyumaya çalışıyorlar. Hayatta kalmaya çalışıyorlar falan. Adam nereden nereye? CEO iken böyle zangır zangır titriyor. 10 sene hapis yiyor. Falan. Kazakistan, Rusya Kazakistan'a adamı vermeyi kabul ediyor. Kazakistan'a gidiyor. Oradan Sibirya hapishanesine gidiyor. Tekrardan geri dönüyoruz. Sibirya'ya dönüyor. Ulan diyor Sibirya'dayım diyor. Ben şimdi diyor bu hapishanedeyim. Tamam da diyor dışarısı diyor. Bok gibi soğuk diyor. Ben şimdi Amerikalıyım diyor. Ne anlarım lan diyor. Hapishanede kaçsam bile diyor. Götüm donacak dışarıda. Göt donmasına öleceğim diyor. Kaçamıyor da dışarı. Bir 10 yılda oradan yiyor. Tamam mı? Adam tam böyle kanser. Çıldırıyor artık böyle falan. Gelen giden de yok. Karısı da giremiyor ülkeye. Karıya da yasaklamışlar tekrar Kazakistan'a dönmesini falan. Neyse kardeşim sonunda işte bir avukat falan tutuyor devlet buna tabii zorunlu olarak falan. Açlık içinde, sefalet içinde. Murat da orada gülüyor falan. Ondan sonra işte karısıyla buluşuyor. Sonra bunu bir trene atıyorlar. Kazakistan'a geri götürme treni Rusya'dan. Mahkemeye çıkarıyorlar herifi, tamam mı? Ondan sonra hakime karşısına geçiyor böyle şeyin arkasında. Demir parmaklıklar ardında. İşte orada hakim böyle kadın geçiyor böyle şimdi işte orada verdict verecek işte sonucu söyleyecek falan. Sonra bu karının CEO olduğu gün gördüğü bu karının buna lan iki yaşı. Bu karının bu karı orada cashier. Cashier ne de muhasebeci lan işte muhasebeci yani muhasebeci. Muhasebecinin bu adam adına para akladığını falan öğreniyor. Oradan bir şeyler geliyor aklına falan. Sonra bu kadınla yüzleştiriyorlar bilmem ne yapıyor. Allah'ım yarabbim. Ardından kadın, bu arada Murat yok ortada, Murat gelmiyor hiç. Murat ortada yok. Bu kadın da buna sinirleniyor. Bir erkek olamadın diyor, gelemedin diyor bu adamı buradan, bu adamın karşısına çıkamadın diyor. Adamlarını yolluyorsun buraya diyor mahkemeye diyor, bilmem ne diyor. Murat'a kızıyor, sonra artık şeyi verecek, artık sonuç çıkacak ortaya. Ve sonunda okuyor. Tamam diyor sen diyor salıyorum seni diyor. Seni saldım diyor. Kurtuldun o evladım diyor. Ondan sonra cima çok sevindik diyor bilmem ne diyor. Adam çıkıyor mıkıyor bilmem ne. Sonra kardeşim dışarı çıkıyorlar. Ve tabii ki hepinizin beklediği gibi ne oluyor? Özgürlük falan. Tabii ki ne olur böyle ruh hastaları ne yaparlar? Seni bırakırlar mı? Ne oluyor? Bunlar böyle yürürken bir tane araba geliyor yanlarına. Bir şey yok vurma murma yok hiçbir şey yok ama... Diyor ha bak diyor peşindeyiz ha diyor. Ömür boyu takılacağız o 5 milyonu senden sökeceğiz diyor. Şimdi değil ama sonra diyor. İllegal de olsa senden alacağız diyor. Yani kardeşim. 45 dakika sürüyor geçiyorum çok uzatmayacağım. Hakikaten kardeşim bu dünyada yani kime güveneceğimizi şaşırdık artık. Yani kime güvenemeyeceğimizi şaşırdık. Hadi arkadaşlar şimdi like atın.